Hocam bu hafta Isparta Davraspor'la kendinizle karşılaştınız. Karşılaşmayı 1-0 kazandınız. Nasıl geçti maç, değerlendirmişsiniz? Valla zordu. Zor olacağını da biliyorduk zaten. Davra çok kaliteli bir takım. Belki mental olarak sıkıntıları var şu anda. 9 puanlık bir liderle farkları vardı bize gelirken. Ama ne olursa olsun kaliteli bir oyuncu grubuna sahip bir takım. Çok zor olacağını biliyorduk. Çok iyi mücadele etmemiz gerektiğini de biliyorduk. Çok iyi mücadele ettik. İyi futbol oynamaya çalıştık. Çünkü futbol anlamında son haftalarda iyi bir ivme yakaladık. Düzenlemiştik. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Çok iyi oynadık. Birçok iyi organizasyonla hücumda pozisyonlara girdik. Çok gol kaçırdık. Rakibin de vardı. Bir iki tane kaçırdığı net pozisyonu vardı. Ama maçın genel anlamında hakkı bizimdi. Yani bizim hakkımızdı maçı. Çünkü iyi hazırlandık. Kazanmamız gereken bir maçtı. İç sahada son maçımızı kaybetmiştik. Bunun telafisini istiyorduk. Deplasmanda Kepez'e karşı mağlup. Çünkü artık son haftalara girirken bir şeylerin telafisi olmuyor. Puan farkları birbirine çok yakın. O yüzden kazanmak, özellikle hani rakiplerimizin de zorlu maçları vardı bu hafta. Kazanarak da çok büyük bir iş başardık her anlamda. Senisal'a puan farkını 1'e düşürdük. Tavas'la puan farkını 4'e çıkardık. İyi bir maç, iyi bir karşılaşma oldu bizim adımıza. Hem oyunsal anlamda hem mücadele anlamında. Seyirciyi de mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. İyi oyun şeklimizde. İnşallah bunu ilerleyen haftalara taşırız. Evet hocam, dediğiniz gibi Senisal Spor'la Deniz 3 takımı olan Senisal'ın en üstteki takım arasında 1 puan fark kaldı. Evet. Bu değerlendirmişsiniz hocam. Çünkü 5 hafta kaldı değil mi? Evet. Kritik bir süreci gibi. Çok az kaldı. Ligde kolay maç yok. Rakiplerimiz kimle oynarsa oynasın ya da biz kimle oynarsak oynayalım. Maçların zorluk derecesi hep zor. Belki hani son haftalarda yukarıdaki takımın iddiasını kaybetti ama işte gördüğünüz Söke takımı Senisar'a karşı 3-1'lik bir galibiyet aldı. O yüzden artık puan farkları birbirine çok yakın. Biz sezon başındaki hedefimiz de oydu. Özellikle Senisar, Tavas böyle sezonda çok iyi başlamışlardı. Bu iki tane iyi takımın arasında en üste bitirmek istiyorduk. Hedefimiz buydu. Bu doğrultuda da hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Puan farkı ne kadar yüksek olursa olsun. 12 puanlara kadar çıktı Senisar'la. 1 puana kadar düşürdük. İkinci yarıya aslında iyi başladık. Yaptığımız transferlerle. Zaten takım içindeki uyumumuz, arkadaşlığımız, çalışma düzeyimiz, düzenimiz, her şeyimiz iyi. Sıkıntılarımız yok. O yüzden o puan farkını düşürdük. Belki arada ortaca maçının içeride kaybetmemiz bize biraz sürpriz oldu. 3 hafta üst üste kazanıp 4 haftada 10 puan aldık. Belki oyuncularımızda birazcık rehavet oldu. Bunu engelleyemedik. O yüzden ortaca maçı bizim için önemli bir kayıp oldu. Ama Davraz maçıyla bunun telafisini yaptık. Aradaki puan farkı şu an için Senisar'la 1. Ligin sonuna kadar üstüne bitirmek istiyoruz. Tavas'la oynayacağız bu hafta. O da puan farkımız 4 oldu. İnşallah iyi bir sonuçta ayrılıp puan farkını arttırmak istiyoruz. Evet hocam, Deniz derbisini Tavas'la karşılayacağız dediniz. Bu maçta eksiğiniz var mı takımda? Allah'a şükür şu anda yok. Cezalımız yok. Sakatımız da yok şu an için. Zor bir karşılaşma olacak. Tavas için son şans. Belki hani herhangi bir mağlubiyet durumunda lige havlu atacaklardır. Çünkü son haftalardaki maçlar da çok zorlu. O yüzden onlar son önemli bir şans olarak bakıyorlar. Rakipleriyle yani aramızdaki 4 puanlık fark kapatmak isteyecekler. Zorluk derecesini biliyoruz. İşte bugün çalıştık, başladık çalışmalar ama taktiksel olarak bugünden itibaren çarşamba, perşembe, cuma günü yoğun bir çalışma evresi geçireceğiz. İyi yakaladığımız o oyunsal ivmeyi üstüne koyup Tavas maçında galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İnşallah bu isteğimiz de gerçekleşir. Taraftarlarım çağrınız olacak mı? Maça bekliyoruz taraftarlarımızı. Onların arkamızda olması bize güç veriyor. Bizi motive ediyor. İnşallah onlar da karşılaşmaya gelirler, bizi destekler. Çünkü belki de sezonun en önemli final maçlarından bir tanesini oynayacağız. Ne olursa olsun, yerel de olsa iyi bir derbi karşılaşması olacak. Tavas'ta kaliteli bir oyuncu grubuna sahip. İnşallah onlar da arkamızda olurlarsa hedefimize ulaşırız diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam, başarılar. Sağ olun.